Ya ana muhalefet liderinin yurt dışı temaslarını alaycı bir dille eleştirirken avuçları patlıyor beylerin. Herkes haddini, sınırını, hududunu bilecek. Askeri vesayete karşı mağduriyet anlata anlata geleceksiniz. Buna mı kaldınız? Kuvvet komutanlarının alkışına mı kaldınız? Valisi yetmedi, kaymakamı yetmedi, emniyet müdürü yetmedi. Mesajlarla davet verdiğiniz devlet memurları yetmedi. Kuvvet komutanlarının alkışına mı kaldınız ya? Erdemliler hareketinin geldiği yere bak. Savrulduğu yere bak. Burada gerçekten çok rahatsız edici. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı öncesinde ve başlarında çok dile getirdiği, hatta buraların üzerinden toplum desteği de sağladığı hususlar iktidarlarının son aylarında aynen ve misliyle yaşanmaya başladı. Örneğin meclisin 3. grubu Halkların Demokratik Partisi'ne açılan kapatma davası konusunda bizim tutumumuz belli. Geçtiğimiz günlerde verilen kararın anayasaya uygunsuzluğunu da eleştiriyoruz. Bir seçim senesinde demokratik siyasete ne yapmaya çalıştığının da farkındayız, bunu da eleştiriyoruz. Ama dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in Anayasa Mahkemesi önünde gidip de bir basın toplantısı düzenleyerek, ki teknik bir basın toplantısı olsa olabilir, zaten yazılı yapması lazım onu da, ama dese ki şu aşamadayız. Gülerek, espriler yaparak, alay ederek, vücut diliyle adeta bir siyasi gibi davranmasını doğru bulmuyoruz. Yani bu jüritokrasiye Adalet ve Kalkınma Partisi bel bağladıysa vay haline. Bir yargısal aktivizme ihtiyacı varsa AK Parti'nin, bu en başta Ömer Çelik'e, sonra mevkidaşlarıma hakarettir. AK Parti'nin tezlerini savunacaksa, birilerinin gönlünü yapacaksa bunun için üzerindeki cübbeyi çıkarıp siyasete gelmesi lazım. Bir başka mevzu, asgari vesayet, askerin siyasete ve kamuoyuna, seçmene istikamet dayatması. Bu bir tek iktidara yapıldığı zaman mı darbedir? İktidara yapıldığında mı vesayettir? Gitmekte olan bir iktidara alkışlarla destek verip gelmekte olan yeni yürütmeye veya onu seçecek millete, halka, bunlara oy verirseniz biz karşısındayız, bak biz kimi alkışlıyoruz demek vesayet değil midir? Siyasete istikamet dayatmak değil mi? Buyurunuz efendim. Millete muhtıra değil midir? Halka gözdağı değil midir? Buna hiçbir şey demeyecek mi Adalet ve Kalkınma Partisi? Biden çıkmış 6 ay önce bir laf etmiş, muhalefeti destekleriz, cürümü kadar yer yakar, şöyle göstereyim. Ondan sonra vay, kendileri bir şey dememiş, 6 aydır muhalefet buna susuyor. Günlerdir buna susuyorsunuz. Askerin gidip de bir partinin genel başkanı dese ki, yürütmenin başı olarak atıyorum fırtına obüsleri yaptık, alkışlasa, ona bir şey diyen yok. Askerin durumunu iyileştireceğim, savunmada şunu yapacağım. Ya ana muhalefet liderinin yurt dışı temaslarını alaycı bir dille eleştirirken avuçları patlıyor beylerin. Herkes haddini, sınırını, hududunu bilecek. Askeri vesayete karşı mağduriyet anlata anlata geleceksiniz. Buyurunuz efendim. Terazisine çıkacaksanız, kantarına çıkacaksanız buna mı kaldınız? Kuvvet komutanlarının alkışına mı kaldınız? Valisi yetmedi, kaymakamı yetmedi, emniyet müdürü yetmedi, mesajlarla davet verdiğiniz devlet memurları yetmedi. Kuvvet komutanlarının alkışına mı kaldınız ya? Erdemliler hareketinin geldiği yere bak. Savrulduğu yere bak. Son hususumuz da şu sayın başkanım. Ek binada şeklen de parlamentoya benzemeyen AKP'nin AVM tarzı inşa ettiği o ek binada bu meclis teamüllerine aykırı şekilde 300 milletvekilinin dosyası varken 1760 dokunulmazlık dosyasından ikisini cımbızlayıp siyasi mühendislik yapıyorlar. Her şey suç, bazı suçlar daha suç. Tamamlayınız efendim. Hukuk devletlerinde buna parlamento karar veriyor.
ceza kanunu yapıyor. Biz de bir TCK yapmışız. Beğenin beğenmeyin, eleştirin eleştirmeyin. Suçların içinde kademeli artan cezalar var. Bekleyenlere bakın. İktidarınızda bekletilen dosyalara bakın. İrtikaplar, rüşvetler, adam kayırmalar, onlar bunlar beklesin. Hele hele son dönem bazı en ağır cezalık suçlara daha iddianame bile düzenlenemesin. Ondan sonra şikayete bağlı yatarı olmayan bir suçtan dokunulmazlık kaldıracağım. Veya mahkeme bastı. Gitmiş oturmuş, kararı dinlemiş. Üçüncü kez bilirkişi raporu, üç bilirkişi raporu da Yalova Belediye Başkanımızı haklı görüyor. Birinciden sonra ikinci istiyor. Birinci bilirkişiye suç duyurusu. İkinciye gözde. Buyurunuz Sayın Özer. İkinci de haklı görüyor. Bilirkişiye suç duyurusu üçüncü. Üçüncü de haklı görüyor. Yine görevi iade etmiyor. Niye? Çünkü rozetini beyefendi taktı AK Parti'de. Grup toplantısında Yalova'nın sözde belediye başkanına. Seçilmiş belediye başkanını üç bilirkişi raporuna rağmen verme. Ona isyan edip bu kadar da olmaz çıkalım arkadaşlar de. Oradan bir hakim bir laf etmiş. Ona diyor ki ayıp ediyorsun, yazık ediyorsun, yazıklar olsun. Mahkeme basmışmış. Karardan sonra ya. Karardan sonra. Karardan önce olsa sen böyle karar verirsen anlarım. Terk ederken tepki. Buraya mı düştünüz? Bunlara mı ihtiyacınız var? Bu noktada mıyız? Şimdi bu arkadaşlarımız orada. Olacak iş değil. Bakın son sözüm şu Sayın Başkan, anlayışınıza sığınarak. Hakikaten içimiz yanıyor, çıldırmak üzereyiz ya. Buyurunuz, buyurunuz Sayın Başkan. Orada AK Parti ve siyasi ittifak ortağı, yani iktidar bloğu var. Baş başalar, el eleler, yan yanalar, yapayalnızlar. Demokrasilerde Sayın Başkanım, İktidar her rejimde var. Her türlü zorba rejimde var. Rejimi demokrasi yapan muhalefetin varlığıdır. Bakın orada bir başınıza kaldınız. Bir tane muhalefet milletvekili yok. İktidarlar meşruiyetlerini muhalefetin varlığından alırlar. Yarın burada da bir başınıza kalırsınız. Ne diyeceğiz dünyaya? Muhalefetin olmadığı bir yerde muhalefet milletvekillerini yargılayan, dokunulmazlığını kaldıran. Bunun için mi geldiniz buraya? Böyle mi geldiniz, böyle gidiyorsunuz? Böyle geldiniz, böyle mi gidiyorsunuz? Ayıptır, yazıktır, günahtır. Hakikaten her aşamasında muhalifiz ama... Türkiye'de yargı ve askeri bürokrasinin vesayetini sonlandıran AK Parti'dir, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sizler hiç alkışla ilgisi yok. Sizler değerli arkadaşlarım, oralardan artık güç gelmeyeceğini gördükten sonra, sivil siyasette vatandaşın kıymetini anladıktan sonra kendi tezlerinizi, kendi dilinizi değiştirdiniz. O yüzden AK Parti'ye teşekkür etmeniz lazım. Vatandaşla olan temasınızı artırdığı için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık parlamento deneyiminde, geçmişinde, geleneğinde hep kim randevu isterse görüşmek var. Geçen sefer de, daha önce istediklerinizde de hep görüştük. Ama şimdi şöyle bir şey var. Üç grup da görüştü sizden geçen sefer. Şahsınıza demediğimi bugün basın toplantısında dedim. Ama görüşmeye gelirken merhaba ne demek? Mirheba demek. Okları attım, silahım yok demek. El sıkışmak demek. Siz çıplak bir elle gelmek yerine, bir gönül selamı vermek yerine, sizin saraydan alınan kararla partiniz bize balta çekti. Savaş baltaları gömülmeden müzakere masası kurulmaz. Siz balta çektiniz bize. Ve bakın, sadece bize değil, eş zamanlı İyi Parti'ye, CHP'ye, HDP'ye de Anayasa Mahkemesi'nin o umulmadık ve saçma sapan kararıyla. Buyurunuz Sayın Hüseyin. Siz diyorsunuz ya, siz Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okurken türban eylemlerinde Ege Üniversitesi'nde boy gösteren, hatta aynı eylemde grup yorum var diye sizin partiniz bulmuş resmi, bana diyor ki DHKPC'li bu. Biz türban eyleminde
boy gösteriyoruz, destek veriyoruz solcu öğrenciler olarak. Yanımızda grup yorum varmış diye beni DHKPC'li ilan ettiler. Grup yorumunda DHKPC'li olduğu yok da sizin troller o resimle bana saldırıyor. Ben laboratuvar boşalttırıyorum arkadaşlarımın eğitim hakkı için. Bize diyor ki siz o bu. Biz sizden şunu duymak isteriz. Askeri vesayet muhalefete, muhalefet lideriyle bir partinin genel başkanı polemik yaparken vücut diliyle, alkışla bize sivil siyasete müdahale ediyor. Kınıyorum demenizi bekliyorum. Hadsizler demenizi bekliyorum. İşini yapsınlar demeyi. Bitirin, bitirelim efendim. Siyaset yapacaklarsa üniformalarını çıkarsınlar, AK Parti'ye gelsinler, başvurularını bekliyoruz demenizi bekliyorum. Bizim pozisyonumuz son derece nettir. Ve bizim arkadaşımızın olmadığınız bir ortamda, mahkemede, mahkemenin yıllarca takip ettiği mahkemenin 3. bilirkişi raporunu da hiçe saymasından sonraki kendi isyanı ve terk ederkenki tepkisi bitmiş mahkemeye. Kararı açıklamış mahkemeye. Siz bunu mahkeme basmak diye gösterirseniz o zaman kusura bakmayın ama o davranıştan sonra grup kuracak milletvekiliniz kalmaz. Eğer o dosyalar sizin eleğinizden geçirilirse. Teşekkür ediyorum.